F-5'lerimiz dediğimiz gibi biraz şu an 1965'lere düşünürsek uzun bir süre. Bu kaza kırımlara da bakacak olursak genelde hepsi Konya'da Türk Yıldızları'nın olan kaza kırımlar. İlk 2012'de bir kaza kırımı Türk Yıldızları'ndan uğruyor. Maalesef burada da pilotumuz şehit oluyor. Yine 2021 tarihinde bir kaza kırımı yine Türk Yıldızları oluyor. Yine ne yazık ki bizim pilotumuz şehit oluyor burada da. 2022'de bir kaza kırım var. Burada da uçağın motoruna kuş girmesiyle oluşan bir kaza. Burada pilotumuz atlayarak, paraşütle atlayarak burada sağ kurtuluyor. Yine bir de geçen ay 14 Mart'ta olan bir yine kaza kırımımız var yine Türk Yıldızları'ndan. Maalesef burada da yerde pist onarım yapan bir uzman çavuşumuz şehit oluyor. Burada pilotumuz yine şeyle beraber atlayarak, paraşüt atlayarak kurtulabiliyor ama maalesef yerdeki çalışan bir uzman çavuşumuz burada şehit olmuş oluyor. Şimdi baktığımız zaman tabii bu birçok sebep olabilir. Sebeplerin tam olarak ne olduğunu ancak askeri bize Milli Savunma Bakanı'nın açıklandığı tam olarak çıkarılabilir ama bizim birçok sebep işte pilotos sebebi olabilir. Yani pilottan kaynaklanan bir problem olabilir bu düşüş kaza kırımda veya hava durumuna göre birçok problem olur. Veya uçaklarımızda oluşacak mekaniksel olaylar. İşte dediğimiz gibi bu uçaklarımız yaklaşık 60 yıl gibi bir süre kullanmaktayız. Bir metal yorgunluğu var. Yani metal yorgunluğu da olabilir. Ama tabii teknisyenlerimiz şey yok. Yani mutlaka bunun bakımlarını çok iyi yapar. Bakımlarında şey yok. Bu uçaklarımız 2000 ve 2010'da modernizasyona girmiş, çıkmış. Burada tabii aviyonik sistemler olarak modernizasyon sistemleri yapılmış. İşte navigasyon takılmış, haberleşme sistemleri takılmış, görüş sistemleri takılmış bunları. Ama tabii bir de uçakların hafif olması için alüminyum alaşımlar kullanılıyor uçakların dış cephesinde yapılması için. Metal yorulması da şöyle tanımlayabiliriz. Metal yorulmasını bir deniz seviyesinde yer çekimi çok kuvvetli. Yükseldikçe bu azalıyor. Yükseldikçe azalıyor. Belli bir yerde mesela 10 bin metrede yaklaşık yerin 1 bölü 4'ü kadar, 1 bölü 4'te kadar bir yer çekimi o kalıyor. Burada da Türk yıldızlarımız çok hızlı hareket ettiklerinden bir yüksek basınçtan düşük basınca veya düşük basınçtan yüksek basınca çok hızlı hareket ettiklerinden burada da metal yorulması daha hızlı şekilde olabilir. Ama bu kesin bu değil ama bizim tahminlerimiz metal yorulması da olabilir burada. Şimdi tabii Milli Savunma Bakanlığımız ve devletimizin bu tabii kazaları gördükten sonra belli şeylerden sonra şu an biz Hürjet'i yapıyoruz. Ve inşallah 2025'ten itibaren bu Türk Yıldızları'nı artık Hürjet'i kullanacağız. Bunun önce dediğimiz gibi F-5'ler bazı durumlarda F-16'lar kullanıldı. Ama 2025'ten itibaren artık tamamen kendi yaptığımız ve F-5'lere göre F-5'lerden daha da üstün tarafı olan. Mesela F-5'ler hızı 1.2 Mach yani 1 Mach 1226 kilometre olarak tanımlayabiliriz. Bizim Hürjet'imiz ise 1.4 Mach yani bundan daha iyi, daha hızlı, daha büyük bir hıza sahip olacak. Yine yaklaşık bizim Hürjet'imiz 45.000 fitte rahat bir şekilde uçabilecek. Bunları da biz gerçekleştirdiğimiz zaman 2025'ten itibaren F-5'lerin yerine artık tamamen Hürjet'i kullanacağımızı tahmin ediyorum ben. Onları da bir saniye alıyorum. Altlarını ben tekrar göreyim.